II. Abdülhamit devrinin zengin paşalarından Selim Paşa'nın oğlu Kamil Bey, 1. Dünya Savaşı yılları sırasında kaldığı Avrupa'dan para sıkıntısı nedeniyle Osmanlı Devleti'ne geri döner. Karısı Nermin ve kızı Ayşe ile bindiği gemide son dönemin gelişmeleri konuşulur. Anadolu'daki direniş hareketi ve Bolşeviklerin Rusya'yı kontrol altına alması tartışılırken, Kamil Bey'in tek derdi İstanbul'da işlerini nasıl bulacağı, nasıl geçineceği ve ailesini nasıl rahat ettireceği sorularıdır. Kamil Bey bir dergide savaşı kaybetmiş olmanın getirdiği utanca ve öfkeye dayanamayan Mehmet Ali adlı askerin Albay Şevket Bey'e yazdığı uzunca bir intihar mektubunu okur. Memleketin işgal edilmesine, Türklere yapılan haksızlıklara ve insanların tepkisizliğine dayanamayan Mehmet Ali kendisini vurarak intihar etmiştir. Romanda memleket meseleleriyle ilk kez bu mektubu okurken ilgilenen Kamil Bey, Nermin'in halası ve eniştesinin Nişantaşı'ndaki evine gider fakat burada bir türlü rahat edemez. Enişte İbrahim Bey'in evine gelen Batı özentisi Büyükelçi'den, sürekli ona Musul'daki topraklarını sattırmaya çalışan İngiliz subayı Henry Dixon'dan ve bu yönde ısrarları güçlendiren İbrahim Bey ve kızı Sabriye'den fazlasıyla sıkılır. Özellikle bir barda Sabriye'nin sarhoş olup kendisini baştan çıkarmaya çalışmasının ardından artık bu evde barınamayacağını anlar ve bağlar başında harap halde bulunan bir aile köşkünü hatırlar. Fakat daha babası Selim Paşa hayattayken bile harabeden hallice olan bu köşk içinde yaşanılabilecek durumda değildir. İbrahim Bey'in evinden ayrılmaya kesin kararlı olan Kamil Bey yine de bu evi ziyaret eder ve bu ziyareti sırasında çocukluk arkadaşı Fuat Bey ile karşılaşır. Fuat Bey de tıpkı Kamil Bey gibi gençliklerinin zenginlik günlerinden çok uzaktadır. Mütevazı bir şekilde yaşamakta ve tasavvufla ilgilenmektedir. Mahallede bir derviş gibi yaşayan Fuat Bey, Kamil Bey'e yardımcı olur ve onun bulduğu adamlar sayesinde köşk yıkılır. Buradan çıkan kullanılabilir malzemelerin satışıyla kazanılan para sayesinde köşkün selamlığı tamir edilir. Kamil Bey ve ailesi bundan böyle burada yaşayacaktır. Nermin bu gelişmeden çok memnun olmasa da köşkün büyük bahçesi nedeniyle Ayşe bu yeni evlerinde çok mutlu olur. Henüz bir işi olmayan Kamil Bey vaktini Ayşe ile bahçede çalışarak ve arkadaşı Fuat Bey ile konuşarak geçirir. Onun geçmişini, bir İtalyan kadınla evlenip çocuk sahibi olduğunu fakat İtalya'da yaşayan kızını fazla tanımadığını öğrenir. 4. bölüm 16 Mart 1920 günü İngilizlerin İstanbul'u resmi olarak işgal etmesiyle başlar. Bu gelişme pek çok kesimi sinirlendirse de bazıları öfkelerini İngilizlere, bazıları ise İngilizlerin bu işe kalkışmasına neden olduğu düşünülen Anadolu hareketine yöneltir. Bu sırada havaların ısınmasıyla bahçede eskisi gibi rahat çalışamamaya başlayan Kamil Bey, yavaş yavaş günlük hayata atılmaya başlar. Henüz bir iş bulamamış olsa da çarşıya pazara gitmek gibi daha önceden hiç yapmadığı işler yapar, bir paşaoğlu olarak halkın arasına karışmaya çalışır. Kamil Bey'in hayatında bir başka önemli değişiklik, Düzce'de isyancıların bir tümeni esir almalarıyla gerçekleşir. Bu gelişmenin ardından dervişliğe sığınmanın anlamsız olduğuna karar veren Fuat Bey, Anadolu'ya geçip milli mücadeleye katılmaya karar verir ve gitmeden Kamil Bey'e 1200 lira borç bırakır. Bu parayla eli biraz rahatlayan Kamil Bey, iş bulmaya çalışmak yerine kendini hobilerine verir. Yıllardır kafasında olan bir projeye Don Kişot'u Türkçe'ye çevirme işine başlar. Fakat bunu yarım bırakır. Daha sonra evde resimler yapmaya başlar. Aynı süre içinde evden dışarı çıkan, mahalle kahvesine gidip gelmeye başlayan Kamil Bey, burada Anadolu'daki mücadele hakkında düşünceleri de daha iyi takip etmeye başlar. Halkın içinde bir kesim bu mücadeleyi desteklerken, bir diğer kesim Kuvayi Milliye karşıtı Ali Kemal ve gazetesi Peyam Sabah'ı okumakta ve bu harekete karşı çıkmaktadır. Fuat Bey'in bıraktığı para azalınca Kamil Bey bir yerlerden gelir bulabilme umuduyla avukatına ulaşır. Ailesinden kalan belgeleri karıştırıp bunlar arasında işe yarar bir şey bulamayan Kamil Bey daha sonra bütün belgeleri alıp avukata bırakır ve ondan kendisine bir çıkış yolu bulmasını rica eder.
Kamil Bey ve avukatı Mayıs ortasında bir gün icradaki dosyalara bakmak için adliyeye giderler. Kamil Bey toz içinde çökmüş bir halde bulunan adliye nezaretinin Osmanlı Devleti'nin durumuna benzediğini düşünür. Adliyede bulundukları sırada Kuvayi Milliye'ye yardım etmekten dolayı 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan Suat Bey ile Fahri Hanım'ın boşanma davasını takip ederler. Adliyeden çıktıktan sonra Kamil Bey tramvaya beklerken Galatasaray Lisesi'nden okul arkadaşı Ahmet'le karşılaşır. Ahmet ona bir başka okul arkadaşları İhsan'la gazete çıkarttıklarını, İhsan'ın hapiste olduğunu, gazete işlerini kendisinin ve İhsan'ın karısı Nedime Hanım'ın yürüttüğünü anlatır. Daha sonra da Kamil Bey'e iş teklif eder. İhsan'ın hapse atılmasının sebebi çıkarttıkları Karadayı gazetesinin Kuvayi Milli Hareketi'ni desteklemesidir. Ahmet ona kendisini bu işlere karıştırmayacaktırını, onun yalnızca gazetecilik kısmıyla ilgilenip yazılar yazacağını garanti eder. Bunun ardından hapishanede İhsan'ı ziyaret ederler. Burada Abdullah Ağa adlı bir mahkumun hapse girme hikayesini dinlerler. Bölüm Kamil Bey'in yeni işi nedeniyle heyecanlı bir şekilde eve dönmesiyle sona erer. Kamil Bey yıllar önce İsviçre'de gezdiği bir gazete bürosunu hatırlar. Buradaki düzenli, planlı işleyiş onu Karadayı'nın ofisi hakkında da heyecanlandırır. Keyifli ve güzel bir ofiste çalışacağı için mutluluk duyar. Fakat Bağbali'deki ofisi görünce büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Nedime Hanım'la tanıştıktan sonra bu ofisi adam etmeye karar veren Kamil Bey hem evinden birkaç parça eşya getirir hem de antika bir Buda heykelini satarak biraz para bulur. Ofisi düzenli ve çalışabilecek bir yer haline getirir. Kamil Bey Karadayı'daki ilk günlerinde hem şair ve yazarlarla hem de gazetelerin basın ve dağıtımıyla uğraşan kişilerle tanışır ve ofiste tanınan, güvenilen biri haline gelir. Fakat onun üzerinde en büyük tesiri yapan Nedime Hanım'dır. Hamile olmasına ve kocasının hapse düşmüş olmasına rağmen tek başına ofise gelip bu gazeteyi çıkaran, vatanı için mücadele eden Nedime Hanım, Kamil Bey'i derinden etkiler. 7. bölüm Nedime Hanım'ın Kamil Bey'i evinde ziyaret etmesiyle açılır. Ayşe ile oynayan, Nermin Hanım ile sohbet eden ve Kamil Bey'in resimlerine büyük ilgi gösteren Nedime Hanım, Kamil Bey üzerindeki etkisini arttırır. Fakat Nermin, Nedime Hanım'dan o kadar etkilenmemiş, onun ziyareti sırasında fazlasıyla sıkılmıştır. Bu sırada gazetede de olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Başlarda Baba Ali'de fazla ciddiye alınmayan Karadayı, zamanla Kamil Bey ve Nedime Hanım'ın özverisiyle sevilen bir gazete haline gelir. Pek çok ünlü yazar ve şair buraya uğramaya başlar. Nedime Hanım, bu yazarlardan biri olan Ahmet Rasim'in parasızlık günlerinde yaşadığı bir hikayeyi Kamil Bey'e anlatır. Bütün pozitif gelişmelere karşın bölüm olumsuz bir gelişmeyle sona erer. İhsan'ın hapse atılmasına neden olan Karadayı gazetesinde çalışan Kamil Bey de artık sivil polisler tarafından takip edilmektedir. Romanın ikinci bölümü Kamil Bey'in Anadolu'daki mücadeleyle daha yakından ilgilenmeye başlamasını aktarır. Nedime Hanım'ın bu mücadele uğruna ailelerini, hayatlarını, namuslarını kaybeden insanların hikayesini anlatması ve özellikle en çok güvendiği insanlardan biri olan Niyazi abisinin başından geçenleri aktarması bölümün en önemli kısımlarını oluşturur. Kamil Bey de gitgide bu mücadeleye daha derinden bağlanırken, Niyazi Efendi, Karadayı ofisine gelip 1. ününü zaferinin haberini verir. Bir önceki bölümdeki iyi habere rağmen, 2. bölüm yine Karadayı ekibi için hüsranla başlar. Ofise umutsuz bir şekilde gelen Ahmet, bir gemi dolusu cephaneyi Ankara'ya yollamak için 11 bin liraya anlaştıklarını, fakat fiyatın son anda 50 bin liraya çıktığını söyler. Şimdi ya 39 bin lira bulunacak, ya da tüm cephane boşa gidecektir. Kamil, Nedime Hanım ve Ahmet kara kara ne yapacaklarını düşünürken, Kamil vapurun sahibi olan şirketin Fransız direktörünü tanıdığını fark eder. Ahmet'le birlikte direktörün yanına gittiklerinde, vapurun asıl fiyatının 10 bin lira olduğunu, diğer bütün masrafların kendilerini kazıklamaya çalışan Rosalti adlı bir çalışan tarafından uydurulduğunu anlarlar.
Fransız direktör vatanlarını savunmaya çalışan bu insanlara hak verir ve vapurun 10 bin liraya hareket edeceğini söyler. Bölüm sevinçten bitkin düşen Niyazi ile Kamil Bey'in birlikte Karadayı ofisinden çıkmasıyla sona erer. Kamil Bey hamile olan Nedime Hanım'ı sancıları nedeniyle eve gönderir. Karadayı ofisindeki tüm işlerle kendisinin ilgileneceğini söyler. Fakat bundan biraz sonra ofise gelen Niyazi, Nedime Hanım'ı görmekte ısrarcı olur. Nedime Hanım'ı yormak istemeyen Kamil Bey, bunun imkansız olduğunu, Nedime Hanım'ın adaya gittiğini söyler. Bunun üzerine Niyazi, Ahmet'in tutuklandığını ve hapse atıldığını açıklar. Bu haberi Nedime Hanım'la paylaşmamaya karar veren Niyazi ve Kamil Bey, Ahmet'in yapması gereken bir dosya teslim işini Kamil Bey'in yapmasına karar verir. Düşmanın saldırı planları bir üzüm sandığı için de Anadolu'ya ulaştırılacaktır. Bugüne kadar vapur işi hariç hiçbir somut yardım olmayan Kamil Bey, artık Anadolu'daki mücadeleye gönülden inanmakta ve bu sürece yardımcı olmak istemektedir. Niyazi ile buluştuktan sonra gidip Nedime Hanım'la görüşen Kamil Bey, başta bu işi kendisinin yapmasına sıcak yaklaşmayan Nedime Hanım'ı ikna eder ve görevin detaylarını öğrenir. Eve döndüğünde Nermin'in milli mücadele ile ilgilenmediğini, bu gazete işinden ve bağlar başındaki hayattan fazlasıyla sıkıldığını öğrenen Kamil Bey, belgeleri teslim etmeye giderken kara kara ona bu işin önemini nasıl anlatabileceğini düşünmeye başlar. Fakat bu düşünceler kafasını fazla kurcalamaz. Çünkü belgeleri Ramiz Bey adlı birine teslim ettiği sırada ikisi de suçüstü yakalanır ve Kamil Bey de tıpkı İhsan ve Ahmet gibi tutuklanır. Romanın son kısmı tutuklanan Kamil Bey'in sorgulanmasıyla başlar. Babası bir paşa olduğu halde onun padişaha karşı gelmesini anlatmakta güçlük çeken sorgu memurları Ahmet'i ve Ramiz'i de getirerek Kamil'le birlikte sorgular. Bu süre içinde Ahmet'in Nedime Hanım ve Kamil Bey'e ihanet ettiği ortaya çıkar. Fakat sorgu memurları Nedime Hanım'ın adaya gitmiş olması gibi Kamil Bey tarafından uydurulan ve dolayısıyla Ahmet'in bilmesine imkan olmayan çeşitli bilgilere de sahiptir. Kamil, Ahmet'in ihaneti karşısında ciddi bir şok yaşasa da sorgu memurlarının peşinde olduğu Nedime Hanım'ı ele vermez. Aynı şekilde Ramiz Bey de Kamil'in her şeyi itiraf ettiği yönündeki yalana rağmen kendisini sorgulayanlara yalan söylemeyi sürdürür. Sonuç olarak Kamil Bey tutuklu kalma riskini göze alarak Nedime Hanım'ın tüm bu işlerle hiçbir alakası olmadığı yönündeki ifadesine sadık kalır. Sorgunun ardından hücresine götürülen Kamil Bey orada gardiyan İbrahim ile tanışır. Kaba saba bir adam olmasına karşın iyi niyetli olan İbrahim, Kamil Bey ile iyi anlaşır, ona yiyecek ve sigara getirir. Kamil getirdiklerini birlikte yemeleri konusunda ısrarcı olunca İbrahim ona uzun uzun Yakup Cemil adlı yürekli bir askerin idamını anlatır. Anlattığına göre Yakup Cemil de Kamil Bey ile aynı hücrede kalmıştır. İbrahim kendisini yalnız bıraktığında Kamil de düşünceleriyle baş başa kalır. Tutuklanmasına giden olayları bir kez daha değerlendiren Kamil Bey bu süreçte ikinci bir hain daha olması gerektiğini düşünür. Ve Nedime Hanım'ın çok sevdiği Niyazi abisinin de bir hain olup olmadığı sorusunu kendisine sorar. Bölüm Paşaoğlu eski zengin Kamil Bey'in kirli tahta kurularıyla kaplı yatağa girerek uyumasıyla sona erer. Hapishanedeki ilk sabahında Kamil, Niyazi konusunda İbrahim'in ağzını aramaya, ona benzeyen birinin buraya getirilip getirilmediğini öğrenmeye çalışır. İbrahim Niyazi'nin kesinlikle burada olmadığını söyler fakat Ahmet'in kendini asarak intihar ettiğini belirtir. Bunun üzerine yine düşüncelere dalan Kamil Bey içinde bulunduğu durumu sorgular. Ve eskisi gibi zengin olsa milli mücadele gibi bir konuyla ilgilenip ilgilenmeyeceğini değerlendirir. Bir süre daha düşündükten sonra Nedime Hanım'ın adaya gittiği yönündeki yalanı kendisinin sadece Niyazi'ye söylediğini hatırlar ve bu sayede Niyazi'nin hain olması gerektiği sonucunu çıkarır. Kendisine bir isteği olup olmadığı sorulduğunda tıraş olmak istediğini söyleyen Kamil Bey, gönderilen bir berber tarafından tıraş edilir ve berberin Anadolu'daki hareket hakkındaki negatif düşüncelerini dinler.
Bundan sonra tıpkı kendisi gibi eğitimli ve kibar birisi olan Binbaşı Burhanettin Efendi ile görüşür. Kamil Bey gibi babası paşa olan Burhanettin Efendi, herkes gibi Kamil Bey'e çok iyi davranır ve ona son derece kibar yaklaşarak Roma'da başkatiplik görevi verilmesinin kararlaştırıldığını söyler. Kamil Bey bu görevi kabul etmeye yanaşsa da daha sonra karşılığının Nedime Hanım'a ele vermek olduğunu anlar ve bu teklifi geri çevirir. Hücresine geri döndüğünde Kamil Bey, İbrahim'e kendisinin bir subay olduğunu, verilen görevi kabul etmediği için hapse atıldığını söyler. Subaylık yalanına inanan gardiyan İbrahim, Kamil Bey'in isteğini kabul ederek onu Ramiz Bey ile görüştürür. Ve Kamil Bey, Ramiz'e soruşturma sırasında söylenenlerin yalan olduğunu, kendisinin hiçbir şey itiraf etmediğini anlatır. Ramiz Bey, tüm bu söylenenleri sessizlikle karşılar. Daha sonra Kamil Bey'e karısı Nermin, eniştesi İbrahim Bey ve İngiliz subayı Henry Dixon tarafından ziyaret edilir. Bu üçlü de tıpkı Burhanettin Efendi gibi Kamil Bey'i Nedime Hanım'ı ele vermesi için ikna etmeye çalışır. Fakat Kamil Bey duruşundan vazgeçmez. Hücresine döndüğünde Nermin ve Ayşe hakkında düşüncelere dalarak gardiyan İbrahim'le sohbet ederek vakit geçirir. 5. bölüm Kamil Bey'in Nermin tarafından gönderilen eşyalarını almak için Teğmen Şerif Efendi'nin yanına gitmesiyle başlar. Temiz çamaşırlara, terliklere, pipolarına ve resim malzemelerine kavuşan Kamil Bey, bunlar sayesinde büyük bir mutluluk yaşar ve her şeyi hücresine götürebilmesine karşılık olarak Teğmen Şerif Efendi ile Rum sevgilisinin birlikte bir resimlerini yapar. Burhanettin Bey ve akrabalarının ardından babasının eski arkadaşlarından bir paşa Kamil Bey'i yanına çağırır ve Nedime Hanım'a ele vermesi için yapılan teklifi bir kez daha tekrarlar. Nedime Hanım'ın suçlu olduğunu itiraf ettiği anda kendisi serbest bırakılacak ve Roma'daki görevine başlayacaktır. Fakat Kamil artık var olmadığını düşündüğü bir devletin başkatipliğini yapmanın anlamsız olacağını düşünmektedir. Paşa Hazretleri'nin ısrarı da onu baş koyduğu yoldan döndürmeye yetmez. Kendisine sürekli olarak yapılan teklifleri reddetmesinden sonra Kamil Bey ve Ramiz Bey'in mahkemeleri başlar ve iki mahkum aynı hücreye taşınır. Burada verdikleri mücadele ve Anadolu'daki direniş hareketiyle ilgili konuşma imkanı elde eden ikili birbirlerine güvenmeye ve arkadaşlık etmeye başlar. Bölümün ilerleyen noktalarında Nermin ve Ramiz Bey'in karısı Fatma ziyarete gelir. Fatma Hanım, 2. İnönü'nün zaferine haber verip iki arkadaşı sevince boğar. Nermin ise bu konuya karşı her zamanki gibi ilgisiz kalır. Hatta hasta olduğu bahanesiyle Ayşe'yi bile yanında getirmemiştir. Hücrelerine döndüklerinde Kamil, Ramiz Bey'den karısı Fatma'nın Kuvayi Milliye konusunda ne kadar tutkulu olduğunu dinler. Öyle ki Ramiz Bey, bu davaya aslında karısının ısrarı nedeniyle katılmıştır. Romanın son bölümünde Kamil Bey ve Ramiz Bey'in davaları sonuçlanır. Davanın başından beri basit bir kahveci rolü yapmakta olan Ramiz Bey, Anadolu'ya esrar kaçırmaya çalıştığını, fakat Kuvayi Milliye ile hiçbir alakası olmadığını söyler ve beraat eder. Kamil Bey ise Nedime Hanım'ı ele vermeme yönündeki duruşunu romanın sonuna kadar korur ve 7 yıl cezaya çarptırılır. Roman Kamil Bey'in önümüzdeki 7 yılı geçireceği hücrede şaşkın ve başına gelenlere inanmakta güçlük çeker halde yalnız kalmasıyla sona erer.